Merhabalar arkadaşlar, bugünkü videomuzda çok eski dönemlere gideceğiz. 1966 ile 1975 yılları arasında kısa bir süre faaliyet gösteren, ancak Türkiye'de birçok ilki gerçekleştiren Taşıt Sanayi Anonim Şirketi'ni ve ürettikleri Leyland kamyonlarına yakından bakacağız. Şirket, başarılı bir üretim serüvenine ve harika kamyonlara sahip olmasına rağmen niçin iflas etti? Leyland kamyonlarının üretimi niçin sona erdi? Tüm bunlar ve daha fazlası bu videoda. Hadi başlayalım. İstanbul merkezli olarak kurulan Taşıt Sanayi Anonim Şirketi, 1966 yılında sermayesinin tamamı yerli girişimciler tarafından karşılanarak kurulmuştur. Genel merkezi İstanbul'da bulunan bu şirketin üretim tesisleri, Mersin'de Yakaköy mevkiinde 110 bin metrekarelik bir alana inşa edilmiştir. Bu tesislerde şoför kabinleri ve çeşitli şasi parçaları üretilir ve nihai araç montajları gerçekleştirilirdi. Motor ve tahrik organları ise İngiliz Leyland firmasıyla yapılan işbirliği anlaşması gereği olarak Leyland firmasından temin edilmekteydi. Leyland firması, İngiliz merkezli bir kamyon, otobüs ve trailebüs araç üreticisi olarak bilinir. Leyland şirketi, Kuzeybatı İngiltere'deki Leyland kasabasında Lancashire City Motor Company'nin 1986'da kurulmasına dayanan uzun bir geçmişe sahiptir. İlk ürünleri buharla çalışan çim biçme makineleriydi. Şirketin ilk aracı ise 1,5 ton kapasiteli buharlı bir kamyondu. 1905 yılına gelindiğinde ise benzinli araçlar üretmeye başladılar. Lancashire City Motor Company 1897'den itibaren buharlı araçlar üreten Coulthard's of Pirston'ı devraldığı 1907 yılında üretim tesislerinin bulunduğu Leyland kasabasının ismini almış ve şirketin adı Leyland Motors olarak değiştirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Leyland Motors diğer birçok araç üreticisi gibi savaş endüstrisi üretimine katıldı. Leyland 1943'ten itibaren kendi fabrikalarında Crowell tankı, Hippo ve Red River gibi orta büyük kamyonları üretti. Savaştan sonra Leyland Motors askeri üretimde Centurion tankı dahil olmak üzere faaliyetlerini sürdürdü. Leyland firması savaş sonrası 1955 ile 70'li yıllarda ekonomik olarak zayıflayan birçok otomotiv üreticisi ve otomotiv yan sanayi şirketini satın alarak büyümeye devam etmiştir. Bu şirketler arasında bir motor üreticisi olan Albion Motor, bir otobüs üreticisi olan Danish Automobile Building, askeri kamyon üreticisi Camel, tarım makineleri üreten Standard Trains ve dünyaca ünlü Rover markası gibi isimler bulunmaktaydı. Leyland firması yine aynı yıllarda özellikle Hindistan başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde lisans anlaşmaları yaparak küçük ve orta ölçekte araç üretim tesislerinin kurulmasına katkı sağladı. Bu tesislerden biri de Türkiye'de kurulmuştur. 1960'lı yıllarda Türkiye'de yerli üretimin teşvik edilmesi amacıyla yabancı araç ithalatına kısıtlamalar getiren bir kanun çıkarıldı. Bu nedenle birçok firma yabancı araç üreticileriyle lisans anlaşmaları yaparak üretim tesisleri kurdu. Bu kanun ile kurulan ve kamyon üretimi yapan bazı firmalar ise şunlardı: Ford lisansıyla Otosan AŞ, Bedford lisansıyla Genoto AŞ, Dodge lisansıyla Chrysler AŞ, International lisansıyla Toyo AŞ, MAN lisansıyla MANAŞ, Morris lisansıyla BMC, Fiat lisansıyla Otoyol AŞ, Skoda lisansıyla Çelik Montaj ve Leyland lisansıyla Taşıt Sanayi AŞ firmaları kurulmuştur. Taşıt Sanayi AŞ firması, Leyland ile olan anlaşmaya uygun olarak 1968 yılında montaj işlemine başlamış ve 1971 yılına kadar, 71 yılı da dahil, 8 ton kapasiteli Leyland Command tipi kamyonlar üretmiştir. Bu kamyon dünyaca ünlü Leyland 400 motoru, 6 vitesli daimi iştirakli ağır hizmet şanzımanı, tam kuru kuvvetli frenleri, takviyeli diferansiyeli ile göz dolduruyordu. Üretim tesislerinde yapılan yenilik ve ilave üretim tesisleriyle Taşıt Sanayi AŞ, tamamen Leyland markasına bağlı kalmadan kendi şasisini ve karoserini üreten bir firmaydı. 1972 yılında %61.98 oranında yerli parça kullanılarak
Leyland 6x2 Super Comet tipi dingilli araçlar üretmeyi başaran firma bu kamyonlarında sadece Leyland'ın motor ve aktarma organlarını kullanmıştır. 1973 yılında Türkiye'de ilk defa çift diferansiyelli hakiki ağır hizmet tipi kamyon üretiminde Taşıt Sanayi AŞ firması tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kamyonlar Leyland 6x4 Super Comet ismiyle satışa sunulmuş, yük ve damper tipi olarak üretilmiş ve üretiminde %56.97 oranında yerli parça kullanılmıştır. Özellikle kamu kesiminin uzun yıllardır yerli olarak karşılanmayan ağır hizmet tipi kamyon ihtiyacına cevap verme amacıyla üretilen çift diferansiyelli 6x4 Sport Comet tipi kamyon 1974 yılında 1000 adet üretilerek Türkiye'de o yıllarda üretim hacmi açısından oldukça büyük bir başarı elde etmiştir. Super Comet kamyonunda 6 silindirli direkt püskürtmeli Leyland dizel motoru 150 beygir güç üretebiliyordu. Albion marka şanzıman 5+5 toplamda 10 vitesti, Burman direksiyon kutusu, hava kumandalı servis freni ve mekanik kurmalı park freni gibi özellikleriyle üretildiği dönemin çok üzerinde bir kamyondu. Toplam azami ağırlığı 18.750 kilogram, toplam uzunluğu ise 8.5 metreydi. Bu güçlü kamyon o dönemlerde maden ve ağır hafriyat işlerinde en çok tercih edilen model olmuştur. Bu süper kamyon 1973 yılında 293 bin Türk lirasına satılmaktaydı. Bu kamyona en yakın rakip olan Enter 1800'ler ile kıyaslandığında satış fiyatı biraz yüksekti. O yıllarda Enter 1800 214 bin Türk lirasına satılmaktaydı. Ford D1210 modeli 180 bin liraya satılırken Dodge A600 175 bin liraya, BMW Morris TM140 162 bin liraya, MAN 520 HN'ler ise 313 bin liraya satılmaktaydı. Taşıt Sanayi AŞ yetkilileri yerlilik oranını arttırarak tamamen %100 Türk tasarımı bir kabinle yeni kamyon üretme hazırlıklarını yapmışlardı. Bu bağlamda tasarımcı Tanju Kaner tarafından Türkiye'nin ilk Leyland kamyonunun kabin tasarımı geliştirilmiştir. Tanju Kaner bu kabin tasarımının çalışma aşamasını şu şekilde açıklamıştır. Türkiye'de genellikle çirkin, basit, ucuz hatta komik araçlar üretilmekteydi. Bu durumu düzeltmek amacıyla literatürde tanınmış 12 markanın şoför kabin ölçülerini karşılaştırmalı bir çalışma yapmıştım. Bu çalışmayı bir tablo haline getirdim ve atölyede hazırlıklar sırasında fabrika önündeki akaryakıt istasyonunda yaklaşık 10 gün boyunca bu markaların şoförleriyle bizzat görüşerek kullandıkları araçların iyi ve kötü yanlarını öğrendim. Direksiyon konumundan pencere boyutlarına, basamak sorunlarından motora erişimine kadar birçok sorun yaşanmaktaydı. Örneğin, Mack kamyonuna tırmanıp inmek oldukça zahmetliydi. Mercedes'in çok yumuşak ve rahat amortisörleri nedeniyle bir engel veya çukurdan çıktıktan sonra kabin uzun süre sallanıyordu. Bu durumda şoförleri rahatsız ediyordu. Bu tespitler ışığında tamamen yerli kaynaklarla ve yerli tasarımcılarla işbirliği yapılarak Türkiye'nin ilk kabin tasarımı geliştirilmişti. Ancak bu kabinle hiçbir kamyon üretilememiş, 1975 yılında Taşıt Sanayi AŞ ile Leyland arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle proje üretim aşamasına geçememiştir. Bu, Leyland firmasının 1968 yılında British Motor Corporation ile birleşmesi ve bu birleşme sonucunda British Leyland Motor Corporation'ın kurulmasıyla ilgilidir. Bu birleşme birçok markayı aynı çatı altında birleştirmiştir. İngiliz otomotiv endüstrisinde yaşanan sorunlar nedeniyle bu yeni şirket 5 yıl içinde iflasın eşiğine gelmiş ve durumu İngiliz hükümeti devralarak şirketi devlet kontrolüne almıştır. İngiliz hükümeti devlete ait olan BLMC firmasının ağır vasıta kamyon ve otobüs üretimini ikinci plana atarak daha çok Land Rover ve Mini Cooper gibi otomobillerin üretimine odaklandığından kamyon ve kamyon aksamları konusunda sorunlar yaşanmıştır. Taşıt Sanayi AŞ, İngiltere'den geç gelen ya da hiç gelmeyen mekanik aksam tedarikindeki sorunlar yüzünden üretimde aksamalar yaşamıştır. Bu durum hem müşteri kaybına neden olmuş hem de firmanın büyük zarar görmesine yol açmıştır. Aynı yıllarda İsveçli ağır ticari araç üreticisi Volvo ile bir dizi görüşme yapılmış olmasına rağmen Volvo firmasıyla da herhangi bir ilerleme kaydedememiş ve bu durum firmanın üretim yapamayarak iflas etmesine neden olmuştur. Leyland grubu belki birleşme etkisi, belki de diğer ticari nedenlerle Taşıt Sanayi AŞ ile bağlarını bir şekilde koparmıştı.
Benim görüşüm İngiliz BMC ile birleşmesinin ardından Türk BMC ile ortaklık yapısının dikkate alınarak bu işbirliğinin sonlandırıldığı yönündedir. 1968 yılındaki birleşme sonucunda Leyland motorları artık İzmirli BMC'lerde de kullanılmaya başlamıştı. Hatta BMC üretimi burunsuz Yavuz kamyonları yine İngiliz Leyland araçlarında kullanılan G serisi kupalardı. Bu kupa uzun yıllar boyunca Fatih serisinde de kullanılmıştır. Bir diğer husus ise Leyland şirketinin içine düştüğü kötü durum olarak gösterilebilir. Nitekim 80'li yılların sonunda BLMC şirketi de dağılarak birçok markasını satmıştır. O ya da bu sebeple iyi niyetli ve kaliteli bir Türk girişimi yerli motor, yerli şanzıman ve diğer mekanik aksamlar olmadığından çok kısa bir sürede faaliyetlerini sonlandırmıştır. 60 ve 70'li yıllarda Türk sanayisinde Ar-Ge yatırımlarının önemsenmemesi ve üretilen araçların yerlilik oranlarının arttırılmaması gibi sebepler taşıt sanayi AŞ gibi birçok firmanın sonunu hazırlamıştır. Bu firmaların en önemlileri ise Askam, TOE, Genato ve Magirus Apollo'nun üreticisi Ünver Sanayi ve Ticaret AŞ'dir. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.